Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla başlangıcı yapıyorum. Annem babam sabah alışverişe gidiyordu. Ben de onlarla birlikte gittim. Bunları aldım. Kasaya geldik. Parasını babam ödedi. Sağ olsun. Kesesine bereket olsun. Aldıklarımı size göstereyim. Şöyle bir tane süt aldım. Bir tane şöyle un aldım, 2 kiloluk. Bir tane şöyle küçük bir yoğurt aldım. Şöyle çoko krema aldım bir tane. Bir tane şöyle aç bitir aldım. 15'li bir tane yumurta aldım. Şöyle Kürşat belki sever diye, değişik görür diye hani üçgen peynir aldım. Bir tane de şöyle tahin helvası aldım. Kakaolu. Çağrı'ya şundan bir tane bebe bisküvisi aldım. Bunu ara öğün olarak yediriyorum. Bazen sütün içerisine koyup öyle de yediriyorum. Bir tane şöyle ıslak mendil. Reçeli küçük aldım çünkü ahududu reçeli. Reçeli biz çok fazla tüketmiyoruz. Ara sıra büyük aldığımız zaman da bozuluyor. Onun için şöyle bir tane küçük aldım. Bir tane de şöyle hoşbeş aldım. Şöyle çocuklara muz aldım. Bir tane de şöyle makarna. Getir gösterelim onu da. Hadi. Kes, tamam. Bir tane de makarna. Dedesi de bundan aldı bir tane. Sürpriz yumurta değil ama sürpriz oyuncak yumurtası diyelim. Bir tane de şöyle Kinder süt dilimi aldım. Tamam, kardeşin uyansın, beraber yiyeceksiniz. Şöyle patates aldım. Süt burger aldım. Bir tane de şöyle çizme. Bir tane de şöyle eticin. Ay, kardeşinde bunlar mı yiyeceğiz? Evet, biri kardeşinin, biri senin. İki tane şöyle attım oraya. Nescafe. Alışverişimiz böyle. Babacığımın kesesine bereket olsun. Rabbim onu başımdan eksik etmesin. Her daim maddi manevi varlığını hissediyorum. Kendisini de çok seviyorum. Buradan da ek parantez olarak söyleyeyim. Ben alışverişten geldikten sonra bak burada parçalar yapıyorum. Tamam, sen yap parçaları. Evet arkadaşlar, da alışverişten geldikten sonra ambalajlarını siliyorum. Bu bazıları için anne gereksiz bir hareket olarak görünse de benim için öyle değil. Çünkü bunlar orada tozlanıyor. Al anneciğim. Dur anne, dur. Sen karıştırma, dur. Ben karıştırılmıyorum anne. Bunlar orada tozlanıyor. Getirip eve koyuyoruz bunları. Herkes de eline sürüyor. Mesela şunu biri alıyor böyle bakıyor. Ele sonra bak. tekrar yerine koyuyor. Ben de onu alıyorum, getiriyorum eve. Ben de tutuyorum. Anne. Bazılarına saçma gelse de Yani bana göre sessiz değil. oya çalıyor. Çağrı'nın kapısı kapalı, uyanmasın. Onun için getirdiklerimi sessiz böyle söyle siliyorum. anne. Başım çalışıyor. Su koyuyor başına. Sus. Ama annelere sus denmez. Ama başım ağrıyor. Başın ağrıyorsa sen odaya gidebilirsin. Hayır, ben odama giderim. Sen sus. Bak, bir daha bana sus dersen. Seni cezalandırırım. Evet, seni cezalandırırım. Ben seni cezalandırırım. Bak cezalısın. Bizim Kürşat'ın da bu aralar dedi maşallah papuç gibi.
Annelere sus denmez, anneler üzülür. Anne, ben üzüleyim mi? Ben ağlamamı istiyor musun? İstemiyor musun? Tamam, niye beni üzüyorsun o zaman? Anne, bak, babayı buraya da bir yerde yıkadım, olmuyordu. Evet, bunları sildim. Şimdi yerlerine yerleştireyim hanımlar. Sonra tekrar görüşürüz. Anne, bunun arasına takılmaz mı? He? Bak, babana bak öyle. Sen nerede benim nerede? Tın 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 tın. Bak şimdi iki şart. Bak iki adamı yaptı. İki Spider-Man miydi? Neydi o? O Spider-Man değil. O Superman. Superman. Superman mi o kutlu? Ya bu Superman. O Superman. Superman de rüyamda duydum. Evet, bizim Kürşat bir ara rüyasında Superman'ler şeyler, değişik değişik bu şeyler adam görüyordu. Konut, tamam mı? O adam söyletiyor. Arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte kıymalı pide yapacağız. Onun için gerekli olan malzemelerim şöyle biraz ılındırdım. Yarım su bardağı süt arkadaşlar. Şöyle 1,5 1,5 su bardağı da su, 1 yemek kaşığı şeker, toz şeker ve yarım yaş maya, yarım paket yaş maya, toz maya da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle eriteceğim içerisinde. Mayamı erittim arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağda içerisine ekleyerek sonra unumu yavaş yavaş içerisine döküyorum. Kardeşim farklı. Evet arkadaşlar, hamurum şöyle göstereyim. Mayalandı. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle 4 bezeye ayıracağım. Bugün bir videonun ayarlarında galiba sorun var. Tam çekemedim diğerlerini arkadaşlar. Görüntü önden geliyor, ses arkadan geliyor. Yani ses bir 5 saniye sonra geliyor. Anlayamadım ben de neden öyle olduğunu. Onun için mesela kıyma içinin harcını hazırlarken baktım bir değişik oldu. Kıymayı kavuruyorum, nanesini ekliyorum mesela. 5 saniye sonra nanesinin eklendiği hani sesini, görüntüsü falan geliyor. Onun için orasını gösteremedim size. İçinin harcını hazırladım. Şöyle kıymamı hazırladım. Sıvı yağda soğanımı kavurdum. Kıyma işte kavurdum. Nane, pul biber, karabiber, tuz, onları ekledim. İçinin harcını da böyle hazırladım. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi
Şimdi arkadaşlar şöyle 4 bezeye bunları ayırdım. Şununla birlikte. Şimdi bunu böyle bir büyük porselen kadar açacağım. Şöyle mi yapsam acaba daha iyi olur? Yok. Oklavamı da birine verdim ama kime verdim hatırlamıyorum. Kime verdiğimi hatırlamıyorum maalesef. Anneme mi verdim acaba? Arkadaşıma mı verdim? Tam hatırlamıyorum orasını. Onun için merdane ile açıyorum. Merdaneyle olunca böyle oluyor. Kayınvalidemi aradım. Şimdi o da nereden aklıma geldi? Kayınvalidem şimdi bunları görecek. Diyecek ki hep kendin yapıyorsun, kendin yiyorsun. Videolarda görüyorum. İştahımı kabartıyorsun filan demişti geçen gün aradığında. Anne gelince sana da yapacağım. Anne. Kayınvalidemi aradım. Dedim anne ne yapıyorsun, ne diyorsun? Anne ben bunu mu yapıyorsun? Evet. Şimdi arkadaşlar şu kıymamı da şöyle serpiştiriyorum. Aradım dedim anne ne yapıyorsun ne ediyorsun, hani kayınvalidem ameliyat olmuştu, beni takip eden arkadaşlar bilir, ona gidip bakmıştım, orada hasta oldu çocuk, geldim burada bir süre çocukla falan uğraştım, sonra da daha gidemedim, aradım dedim anne bak ben gelemiyorum dedim, sen dedim gel. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle göstereyim. Bu kıymayı böyle koyduktan sonra şu uç kısımlarından şöyle birleştiriyorum bunu. Şöyle. Burasını böyle yapıyorum. Yalnız bunu yaparken arkadaşlar böyle böyle bastırmayın. Şöyle parmak uçlarınızla birlikte yapın, yoksa sönüyor hamur. Oğlum da buradan hava veriyor. Evet, bunu yaptıktan sonra şöyle parmak uçlarımla kapadıktan sonra tekrar şöyle düzeltiyorum. Daha doğrusu açıyorum. Anneciğim. Efendim. Onu süpercem mi? Evet, oradaki dedem. Şuradaki tip sen değil ben de. Oğlum bir dakika, konsantremi bozuyorsun. Oradaki ben, üstteki de sen. Buzdolabının üstündeki şeyleri gösteriyor da. bu da çağırıyor. Şeye söyledim işte kayınvalideme. Dedim anne ben gelemiyorum dedim. Sen gel birkaç gün dedim, bakayım sana burada. Çünkü aklımda onda kalıyor hani. Yeni ameliyat, yani 1,5 aya yakın bir zaman oldu ameliyat olalı. Belki de 2 ay. Dedim ne yapıyorsun, ne diyorsun, yemeğini kim yapıyor, sobanı kim yapıyor, temizliğini kim yapıyor falan. İyiyim dedi, yani kendimi idare ediyorum, yürüyorum dedi, yani yemeğimi falan yapıyorum dedi. Ama hani ne de olsa bel fıtığından ameliyat oldu, hemen toparlayamaz. Dedim anne gel burada kal. Dedi ki ben hani gelmek isterim ama dedi
Burası çok soğuk, gelirsem dedi. İşte burası soğuk dedi, sular filan donar dedi. Bir de dedi onunla uğraşmayayım dedi. Yani yardıma filan ihtiyacım yok dedi. Şükür toparlamış biraz. Dedim o zaman ben hafta sonu filan gelirim. Artık yardım ederim o zaman. Öyle konuştuk. Anneciğim yani bak canın çekerse gelip yapacağım sana da. Anneciğim, bir Efendim. tane hamur yiyeyim. Neyi? Su. Tamam. Ama biraz beklemen lazım, tamam mı? Biraz beklemem lazım ama yemek istiyorum. Dur annem dur. Anne, abi sanki Bak yemek ses yiyeyim. çıkarma. Ses çıkarırsan kardeşin uyanır ve ben yapamam bunu, tamam mı? Anne. Efendim. Sanki için anne oyuncağım ben gibi o fırından gibi. Ben kıymalı yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz şeyi içerisine Anne o kıymalı koyabilirsiniz harç nerede? olarak. Bakayım. Bak bunun patateslisi de güzel olur. Yani. Oo, Benim eşim genelde eti sevdiği için kıymalı yapmayı tercih ettim. Bir de alt komşumda yemiştim bunu. Tadı damağımda kaldı. Hemen yapacağım dedim. anne bir Evet, tane o ben gün yiyeyim. bugün yaptım. Ha? Anne bir tane ben yiyeyim. Ha? Tabii ki ablacığım, o da beni takip ediyor. Seninki kadar güzel yapamasam da, Anne. gerçi daha tadına bakmadım şimdi ama. Seninki kadar güzel olur mu bilemeyeceğim şimdi. Efendim anne. Şundan ne? Yapma. Ben Dur annem dur. Şimdi anneme arkadaşlar bunu yağsız tavada biraz kızartacağım. Yeter. Şimdi arkadaşlar bunu yağsız tavaya koyduktan sonra şu yanlarına da bir pide şekli vermeye çalıştım ama olabildiğince artık şöyle. Evet, bunu altını kızardıktan sonra üzerine yoğurt sürüp fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi üzerine şöyle yoğurdu sürüyorum. Fırçayla mı sürseydim? Aman ne fark edecek ha fırça ha kaşık değil mi? Çalıştırdım zaten. Şimdi 200 derece ısınmış fırında bunları pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pidem fırından çıktı. Şimdi üzerine şöyle tereyağı sürüyorum. Ve bundan biraz da komşuma hemen veriyorum. Bizde pişti, komşuya da duysun. Evet hanımlar, pidem de böyle oldu. Bakın şöyle. Bugünlük de benden bu kadar olsun hanımlar. Birazdan zaten eşim gelir. Yemek faslı, çay faslı derken günü tamamlarız. Allah'ın izniyle. Kanalıma abone değilsiniz. Videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olun lütfen. Umarım beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hanımlar.